Başını sağ ol. Ev ne kadar sessiz değil mi? Sanki kapı açılacak ve babam çıkıp gelecekmiş gibi. Seni çok severdi. Ben de onu. Gerçek babam olsaydı bu kadar sevmezdim. Canım benim. Ama o seni gerçek baban kadar severdi. Sana hep kendi kızımız gibi davranmaya çalıştık. Ben senin kızınım. Senden başka annem yok benim. Canım benim. Buyurun. Sema. Hele şükür geldin. Nerelerdesin be kızım? Annem, gel otur şöyle, gel. İstemedim. Canım bu kadar da yaz tutulmaz ki. Hayata mı küseceksin? Hem senin gerçek baban da değil. Aygün, o benim babamdı. Aman peki, ben teselli etmek istemiştim. Ama şimdi iyisin değil mi? İyiyim. Sen yokken buralar bir şenlendi, anlatamam. Ne oldu ki? Yeni çocuklar takılıyor. Çok klas tipler. Ben bir değişiklik göremedim. Biraz bekle, görürsün. Biz Sema'ya kendi kızımız gibi baktık. Onu sevgiyle büyüttük. Bilmez miyim? Ve şimdi onu geri almak istiyorsun. İstesem de gelmez ki. Ben sadece onu görmek istiyorum. Onunla konuşabilmek istiyorum. Belki neler yaşadığımı bilirse bana hak verir. Ne diyeyim Zekiye Hanım, işin zor. Ne zaman gelir ki? Aslında bugün ilk defa dışarı çıktı. Arkadaşlarıyla buluşacaktı. Önce ben konuşayım istersen. Birden karşısına çıkma. Sen bilirsin. Gördün mü? Kıza bak be, ip açtı değil mi? Ben buna yazılırım, tamam mı? Yavaş ol bakalım, sıranı bekle. Tamam abiciğim, tamam. Biz haddimizi biliriz. Ne yakışıklı çocuklar değil mi? Bunlar da işte o gruptan. Bize nasıl baktıklarını gördün mü? Benim bir şey gördüğüm mü var? Aç gözünü kızım. Bu kadar da olmaz artık. Bir ay geçti, yeter. Bak dışarıda hayat var. Kendine gel. Bugün eve biri geldi. Sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Yıllar önce gelmesi gereken biri. Gelmesinden hep korktuğum biri. Kimmiş o? Annen Sema. Annen geldi.
Annem mi? Benim annem. Benim annem sensin. Başka annem yok. Gerçeklerden kaçamayız evladım. Sen benim canım ciğerimsin. Ama ne yazık ki senin gerçek annen değil. Ve şimdi o seni görmek istiyor. Görüp de ne yapacakmış? Beni görmek şimdi mi aklına gelmiş? Sema! Ben sizi yalnız bırakayım. Zuhal Hanım, kalın isterseniz. Anne kız rahat edersiniz. Seni hatırlıyorum. Demek hatırlıyorsun. Doğru. 4 yaşındaydın. Şimdi kocaman kız olmuşsun. Öyle güzelsin ki. Dokunma bana. Sakın dokunma bana. Niye geldin? Niye geldin ha? Hayatımı mahvetmek için mi geldin? Bir kere mahvettiğin yetmedi mi? Evladım. Uzak dur benden. Seni çok iyi hatırlıyorum. Ama nasıl hatırlıyorum biliyor musun? Küçüktüm, ağlıyordum. Anne, anne diye ağlıyordum. Beni çekip alırlarken kılım bile kıpırdamadan bana baktığın yüzün var ya. İşte ben onu hatırlıyorum. Öyle zalim ve acımasızdın ki. İşte o yüzü, o anı hiç unutmayacağım. Ölünceye dek unutmayacağım. Kızım, bir bilsen. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Git buradan. Git buradan ve bir daha gelme. Kızım, evladım. Beni ne görmek, ne konuşmak istiyor. Ama sen onun anasısın. Onu sen doğurdun. 9 ay karnında taşıdın. O kadar yılda baktın ona. Kendimizi kandırmayalım Hacer. Evladımı bıraktım ben. Hangi ana yapar bunu? Hangi anda çocuğunu yetiştirme yurduna bırakır? Keyfinden mi bıraktın be kadın? Saçmalama. Kaç sene içeride yattın. Hapishanelerde hayatın çürüdü. O velet bunları biliyor mu peki? Bilse ne fark edecek? Bilse beni sever mi? Affeder mi? Eşek değilse seni anlar. İçerideyken tek hayalim buydu. Kızımı bir kere göreyim. Bir kere sarılayım dedim. Bir kere bana anne desin. Sonra da öleyim dedim. İnan Hacer, başka bir isteğim kalmadı artık. Yeterince sillesini yedim. Daha ben bu hayattan ne bekleyeyim ki? Ama benim bunu bile beklemeye hakkım yokmuş. Ağlamıyorum anne, sinirimden. Sadece sinirimden. Yıllar sonra geliyor. Sanki bir şey olmamış gibi ben senin annenim diyor.
Var mı böyle annelik ya? Var mı? Kızım, onun da sebepleri vardır belki. Müdür hanım aradığında ben de kızmıştım. Huzurumuzu bozacak, canımızı sıkacak diye. Ama kadıncağızı görünce içim acıdı. Kim bilir neler çekmiş. Konuşmadan bilemeyiz ki. Ne çekerse çeksin. Benim annem sensin. Sensin. Canım. Tamam olur. Sonra da sinemaya gideriz. Sema, iyi ki geldin. Bak bunlar Cihan'la Hüsnü. Merhaba. Merhaba. Cihanlar buraya yeni taşınmış. Hüsnü ile birlikte oturuyorlar. Ailenizle kalmıyor musunuz? Aileyle kalacak yaşta mıyız? Bu kız bir saattir bu tarafa bakıyor. Nesi var ki? Boş ver, manyağın teki işte. Biz sahile iniyoruz, hadi gelsene. Hadi ya. Hüsnü'nün arabası var. Oradan da sinemaya gideriz. Ben gelmesem. Aman, iyi o zaman. Biz gidiyoruz. Hadi kalk. Hadi oğlum. Ya benim de keyfim yok. İyi, nasıl istersen. Hadi ben patronla takıştım. Ya senin niye keyfin yok? Ben de biriyle takıştım. Şanssız günümüzdeyiz desene. İşte bu çayınız. Bu da tostunuz hanımefendi. Başka bir emriniz var mı? Çok kibarsın. Öyleyimdir. Uyum kurusun. Çayını içtikten sonra sahile inelim mi? Baksana, hava çok güzel. Hem sana da iyi gelir. Peki, inelim. Oh be! Hiç kabul etmeyeceksin sandım ya. Zeki'nin nazı vardır, dili yoktur. Garibim, derdini anlatamaz. Ama yaşadıklarını bir bilsem, sen de hak verirdin ona. Kocası ölünce çaresiz kaldı. Yine de dayanmaya çalıştı. Sema'yı yurda bırakmasa çocuk ya açlıktan ya hastalıktan ölüp gidecekti. Ne yapsın Zekiyecik? İçi yandı ama bıraktı kızını işte. Sonra size verildiğini öğrenince için için sevindi. Allah'a şükretti. Peki bugüne kadar niye görmeye gelmedi kızını? Geç. Hadi. Tanımıyorum. Sürekli beni takip ediyor işte. Dikkat et, tehlikeli olmasın. Boş ver. On beş sene. Zekiye tam 15 sene yattı cezaevinde. Neden? Neden cezaevine girdi? Bir yılanın başını ezmişti. Namusuna göz dikmiş bir yılan. Size göre hava hoş. Sana yıllarca kol kanat germiş bir kocan olmuş. Eşin, dostun, akraban var. Kimsesizliği bilemezsin Zuhal Hanım. Kimsesizlik insanı çaresiz yapar, ezer bitirir. Cesaret edip hakkını koruyamaz olursun. Ama bir de başka yüzü vardır kimsesizliğin.
kaybedecek bir şeyin yoktur. Biri seni duvara sıkıştırmışsa, işte o zaman eser geçersin. Zekiye'nin durumu da aynen buydu. Kızını bıraktıktan sonra o da hayatını kurtarmaya çalıştı. Orada burada didindi sürekli. Biraz eli para görse kızını alıp ona bakacaktı. Olmadı. Zekiye'nin çalıştığı yerde bir kansız sürekli rahatsız ediyordu. Zekiye elinden geldiğince direndi. Ama kızını semaya düşünüp adama bir şey yapamıyordu. Ta ki semayı sizin aldığınızı öğreneceği kadar. Bir gece adam yine geldi, saldırdı. İşte o gece ezdi yılın başını Zekiye. Çünkü artık kaybedecek hiçbir şey kalmamıştı. Kızını düşünmek zorunda değildi. On beş senenin sebebi budur. Buraya niye gelmiştim biliyor musun? Kızınla konuşup haddini bildirmek için. Zekiye o hayırsızın peşine Mecnun gibi takılmış gidiyor. Üzülüyorum onun haline, içim acıyor. Bari sen uyar kızım. Arkadaşımın canını yakmasın. O bunları hiç hak etmiyor. Hiç. Sema, nerede kaldın kızım? Gözüm yolda kaldı. Aygün neredeydim anne? O kızın hallerini pek beğenmiyorum. Kendine dikkat et Sema. Kız nasıldı? E işte idare eder. Kolay lokma anlayacaksın. Seninkinden ne haber? Oltaya geldi sayılır. Ama kıvama gelmesi zaman alır. Yaşı kaç? Sonra sorun olmasın. 18'inden gün almış. Başa dert olmaz. Benim de amacım bu zaten. Seni mutlu etmek. O kadar iyisin ki. Ne dersin? Bize gidelim mi? Eve gitmem lazım. İyi, peki. Nasıl istersen. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sonunda cevabını aldı işte. Kim cevabını aldı? O kadın. İsmi neydi? Zekiye mi? Her neyse işte o. Ne oldu? Yine beni takip ediyordu. Düş yakamdan dedim. Defol dedim. Yapmasaydın kızım. Yaptım işte. Ama artık bir daha cesaret edemez. Neden? Cevabını aldı dedim ya.
Hadi çek arabanı. Kızımı rahat bırak. Kızım mı? Sema benim kızım. Senin de ne mal olduğunu biliyorum. Neymişim ben? Kızımdan uzak dur. Bilmezsem ne olur? Sana son kez soruyorum. Ona dokunursan pişman olursun. Hasta mısın sen ya? Çek git buradan. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Yürü! Ne oldu? Geç kaldım diye mi bu sırat? Yok canım. Bunu da nereden çıkardın? Canım sıkıldı biraz, o kadar. Ne oldu ki? Ya şu seni takip eden kadın vardı ya. Akşam kapıma dayandı. İnanmıyorum. Saçma sapan bir sürü şey söyledi. Delinin tekidir, kovsaydın. Kovdum zaten. Neyse, gel biraz hava alalım. Ya burada oturmaktan sıkıldım. Nereye gideceğiz? Boğaz'da turlarız biraz. Hadi. Onunla ne yapacaksın Zeki? Yine mi içeri girmek istiyorsun? Yine mi dört duvara döneceksin? İstemiyorum. Ben kızımı istiyorum. Bırak o zaman Hüseyin'i. Bırakamam. Neden? Merak etme. Kötü bir şey olmayacak. Sadece. Sadece birini korkutacaksın, öyle mi? Silahla oyun olmaz Zeki. Silahla oyun olmaz. Zekiye! İşte burası. Evin güzelmiş. Gel, oturalım biraz ha. Evden alacaklarım var demiştin. Al da gidelim. Canım otur biraz, otur. Bir şeyler içerdik. Bire falan var. İster misin? Cihan, ben alkol kullanmıyorum. Bu seferlik iç işte. Biraz rahatlardık. Gitmek istiyorum. Dur, tamam, sakin ol. Lütfen gidelim. Al alacağını da çıkalım. Alacağım bir şey yok. Ne demek oluyor bu? Ne demek olduğunu hala anlamadın mı? Bırak beni! Buradan çıkış yok. Sana dur. Bırak. Dur. Bırak beni. Dur sana kızım. Dur sana. Bırak beni, bırak. Bırak. Kimse beni. Durmaz, boşuna bırak bağırma. Bırak. Dur. Bırak. 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 Bırak.
Gene mi sen? Anne! Ne yapıyorsun sen ya? Sema, çık dışarı kızım. Kafayı mı yedin? Manyak karı! Evime nasıl girersin sen? Sema, çık dışarı. Ama... Sana çık dedim. Sana kızımdan uzak dur demiştim. Teyze, teyze. Teyze yapma, yapma gözünü seveyim. Bak, bak kızın gitti işte, sakin ol. Sakin ol. İndir o silahı. Bırak, indir. Ne olur yapma. Teyzeciğim, bak beni vurup katil mi olacaksın? Yalvarırım bırak. Bir kere katil oldum zaten. Bir eksik bir fazla ne fark eder? Kurbanın olayım. Kurbanın olayım, yapma ne olur, affet. Senin için değmez. Göstereceğim sana adi karı. Ulan sen kimsin ha? Sen kim oluyorsun da bu eve? Katil oldum. Katil oldum. Anne. 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 Anne ne olur ölme. Anne. Anneciğim. Anne ne olur ölme. Ne olur. Ne olur. Ağlama kızım. Hep kızımın yanında göreyim. Bana anne desin. Sonra da öleyim dedim. Daha ne isterim ki hayattan? Daha ne isterim? Anne! 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.